Herkese tekrardan selam. Videoya hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ecray. Bu videoda sizlere tekrardan bir ders çalışma günlüğüm çekiyorum. Umarım video hoşunuza gider. Bu arada sınavlara gerçekten çok az bir süre kaldı. 2 hafta kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Yani tarihler tam verilmedi ama Nisan'ın başına başlayacaklarını söyledi hocalarımız. O yüzden biraz daha böyle sınav temposuna yakın bir şekilde çalışmalıyız bu süreç içerisinde. Daha böyle dikkatli, yoğun çalışmalıyız ki hani yumuşak kapıya gelince çalışmayalım. O yüzden bu videoda biraz böyle sınavlara hazırlık anlamında soru çözüm yapacağım bir video olacak genel olarak. Hani okul açıldığından itibaren 3-4 hafta geçti. Ve biz bu süreçte konuları öğrendik ve artık hani soru çözme kıvamına geldiğim için genelde bu videoda soru çözerek ilerlemeyi düşünüyorum. Umarım seveceğiniz ve keyif edeceğiniz güzel bir video olur. Kafamda böyle hangi dersleri çalışsam diye böyle bir düşündüm. Hemen size de aktarmak istiyorum. Kimya, kimyadan karışımlara geçtik. Karışımlar konusunu bu arada gerçekten çok sevdim ben. Yani bayağı hoşuma gitti. Zaten 8. sınıfta da bu konudan görmüştük. O zaman da çok seviyordum. Her neyse kimyadan karışımlardan soru çözeceğim. Sonra matematik, matematikten çarpanlara ayırma, işte polinomlar konusundan test çözmeyi düşünüyorum. Ardından edebiyattan test çözeriz. Edebiyatta da 4. ünite olması lazım. Destan, efsane. O konudan test çözmek istiyorum. Dediğim gibi böyle konuları işlediğiniz için artık hani test çözmek istiyorum. Çünkü hani bayağı da test çözmedim hani konu çalıştığım için. Dedim bu videoda neden test çözmüyoruz. Başka bir de tarih arkadaşlar. Tarihten de 3. üniteyi tekrar etmek istiyorum. Şu an biz 4. üniteyi bitirdik ama ben hani sınavda 3. ünitede çıkacağı için 3 tane de bir tekrar almak istiyorum. Hemen söylediklerimi bir to do listeme getirelim. Ondan sonra hızlı bir şekilde çalışmaya başlarız. O zaman şimdi hemen to do liste geçiyoruz. Bu arada hemen günü ve saati aktarmak istiyorum. Bugün günlerden 14 Mart Salı ve saatlerimde tam olarak 7'yi gösteriyor. Ben de okuldan geldim, dinlendim. Hemen yemeğimi falan yiyip masa başına geçtim. Ki gün hemen çöp olmasın. Çünkü belli bir saate kadar masaya geçmeyince gün direkt gidiyor. Çünkü zaten okulda hani kaç saat kalıyoruz? 8 saat okulda kalıyoruz. İşte 4'te okul bitiyor, eve geliş vesaire falan. Belli bir saate kadar hani kısıtlamamız lazım telefon açısından kendimizi. Ben bunu okulun hani tatilden sonra ilk açıldığı haftalarda biraz zorlanmıştım. Çünkü hani tatilde biraz da telefona bakmaya alıştığım için okul açıldığında biraz böyle bocaladım. Ama artık hani belli bir saatte telefonumu falan bırakıyorum. Ders çalışmaya başlıyorum. Bu da gerçekten çok önemli. Evet arkadaşlar, sizlere daha demin söz olarak ifade ettiklerimi to do listeme geçirmiş bulunmaktayım. İlk olarak ben kimyayla başlamak istiyorum. Bu arada oraya hani aklıma ilk hangi ders geliyorsa ona göre yazdım. Hani o sıralamaya göre ilerleyeceğim diye bir kaide yok. Ama bilmiyorum, şu an ben kimyayla başlamak istiyorum. Bir yandan da kimya kitabımla bakışıyoruz. O zaman şimdi kimya karışımlar konusundan test çözmekle başlayalım. Bu arada arkadaşlar, kimyaya mol konusundan sonra karışımlara geçerken o kadar çok rahatladım ki yani o mol beni bitirdi. Gerçekten bitirdi yani. Bu kadar sıkıcı bir konu görmedim ben kimyada daha önce. Mol'de gerçekten çok yani. Büyük ihtimalle de öyle sıkılmışsınızdır. Ben de hissettiğim her şey siz de öyle hissetmişsiniz gibi şey yapıyorum. Sanki siz ben misiniz gibi. Bilmiyorum. Yani çünkü genel olarak herkes mol'de zorlanıyor. Hani benim arkadaşlarım falan da öyle. O yüzden karışımlar gerçekten bir rahatlattı. İlk önce testim karışımların sınıflandırılması, sonra heterojen karışımlar, homojen ve heterojen karma bir test, tekrar bir karma test, sonra da tanecikler arası etkileşimler ve çözüm olayları var. Geri bildiğim yere kadar geleceğim. O zaman başlıyoruz. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, şimdi ben kimya çalışmamı tamamladım. Toplamda konuyu pekiştirmek adına 29 adet soru çözdüm ve burada bir tane yanlışım çıktı. O bir soruda da hangisi yanlıştır diyor, ben onu doğrudur diye aldım. O sırada böyle bir anda C şıkkına gitti kafam. O yüzden onu yanlış yaptım. Ama onun dışında problem yok. Zaten sevdiğim bir konu olduğu için gayet güzel geçti. Kimyayı hemen programdan tik koyuyorum. Evet, kimya çalışması da bittiğine göre artık diyorum ki biraz da edebiyata geçiş yapalım. Hani böyle bir sayısal, bir sözel şeklinde öyle benim kafama daha çok oturuyor. Yani böyle şey bunalmamış oluyorum bir yandan da kafamı dağıtıyorum falan. O yüzden şimdi ben edebiyatla devam etmek istiyorum. Hemen edebiyatın konusunu da söyleyeyim. Şimdi kitapta bölüm bölüm ayrılıyor. Bir işte destan nedir, özellikleri, yapay destanlar, doğal destanlar. Bir de dünya edebiyatındaki ilk destanlar var. Büyük ihtimal sizlere bu söylediğim bölümden çözeceğim, yani oraya kadar. Kaç test olduğunu tam olarak bilemiyorum ama hani ilerlediğim yere kadar ilerlemek istiyorum. Çünkü biz bu dördüncü üniteyi tamamen bitirdik. O yüzden hani nereye kadar gelirsem benim için o kadar iyidir. O zaman fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen destan nedir başlığıyla soru çözmeye başlayalım. Bu arada eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara Bir emoji belirleyelim, onu atalım yorumlara. Herkes böyle yorumları ona atsın. Çok güzel oluyor. Çalışkan öğrenci emojisi var ya, şöyle gözlüklü ben şuraya falan koyarım onu. Herkes o emojiyi atabilir mi bu videoyu, hani bu dakikaya kadar izleyenler? Çok güzel olur böyle yorumlarda dolar emoji. Eğer izlediyseniz atmayı unutmayın. Ben hemen edebiyattan devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben edebiyat çalışmamı da tamamladım. Efsane destandan zaten çözdüm, testleri gördünüz. Toplamda 4 test çözmüş, yani 16 ya da 20 soruya denk geliyor. Şimdi ben edebiyatı hemen to-do listimden tik koyacağım ve matematiğe geçeceğim. Matematikte testte şu an önümde açık. Polinomlarda işlemlerden bir testi ben yarım bırakmışım. Büyük ihtimal uykum gelmişti, o yüzden yarım bırakmıştım. Ona devam edeceğim ve ardından da polinomlarda derece konusu var. Yarım bıraktığım testi tamamladıktan sonra polinomlarda derece konusundan soru çözeceğim. Bu arada polinomlarda benim hoşuma gitti, yani ben sevdim bu konuyu. Zaten bundan sonra denklemler falan ve geometri kısmı var, böyle bayağı uzun bir konu. İkinci dönem boyunca işleyeceğimiz. Her neyse, o zaman ben şimdi polinomda derece ve yarım bıraktığım testi çözmekle başlıyorum. Bu arada testler bayağı uzun, 15 sorudan oluşuyor. O yüzden hani edebiyatta çözdüğüm gibi böyle 4 test falan çözemem büyük ihtimalle. İlerleyebildiğim yere kadar ilerleyeceğim. Bu arada havada kararmış. Hemen matematik çalışmaya başlıyoruz. Evet, şimdi ben matematik çalışmamı tamamladım. Size bahsettiğim konulardan, polinomda derece ve polinomda işlemlerden sorumu çözdüm. Gayet kavratıcı oldu. Zaten bu kitap benim proje kitabım. Hani bir ödev, proje ödevi olduğu için bugün de zaten çözmem gerekiyordu. Bu şekilde çözmüş, güzelce tamamlamış oldum. Şimdi ise tarihle devam etmek istiyorum. Bu arada tarih için de yine Dinamo Soru Bankası'nı kullanacağım. Buradan ben 3. üniteden çözmedim diye biliyorum. Hani böyle bir genel tekrar amaçlı 3. üniteden çözeceğim. Hemen şöyle açalım bir bakalım içimize. Devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler. Bu konuyu biz ilk dönem işlemiştik ama ilk dönem böyle hafif sınav haftasına yakın olduğu için tam böyle konuyu kavrayamamıştım hani. O yüzden hani tekrar gerektiğini düşünüyorum. İşte Osmanlı'nın askeri gücü, Yeniçeriler ve devşirme sistemleri vesaire vesaire, bayağı bir test var burada. Zaten hafta sonu bu konudan bir tekrar yaptığım için test çözmek de iyi olacaktır. O zaman şimdi hemen ben tarih testiyle başlayalım. Evet,
tarih çalışmamı da tamamladım. Bu şekilde bütün programımı halletmiş oldum. Bugün gerçekten benim için çok verimli bir gündü, haftanın ikinci gününden. Hem de sınavlara böyle hazırlık anlamında güzel bir çalışma oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Serinin devamı için videoyu beğeni atmayı unutmayın. Bu arada yorumlarda videonun ortasında bahsettiğim emoji'den de koyabilirsiniz. Çok güzel olur. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.